Özür dilerim. Uyuduğunuzu düşünerek kapıyı çalmadım. Çok erken kalkmışsınız bugün. Uyuyamadım ki. Rahatsız mısınız? Hayır. Kafama bir şeyler takıldı. Ben havuç suyunuzu getireyim. Bihter Hanımlar kalktı mı? Hayır, ses yok yukarıda. Tamam. Sen beni oğlumdan ettin. Ben de senin canını yakacağım. Bitip tükendiğini görene kadar. Hadi güle güle. Rüyamda bütün gece Hilmi Önal'la uğraştım. Ben onunla öyle bir uğraşacağım ki. Yastık gibi dövdüm adamı. Ama hırsımı alamadım. Kendi sesime uyandım. Günaydın efendim. Günaydın. Nihal uyandı mı? Onlar çok erkenden koşmaya gittiler Behlül Bey'le. Saatler olsun. Sağ ol. Ay yavaş, ne olur, ben senin kadar antrenmanlı değilim. Popon erecek diye mi korkuyorsun? Bak, hanımefendiden büyük değil mesela. Aşk olsun. Popon büyük mü benim? Behlül Bey, sabah sporu mu? Hadi. Düğün için form mu tutuyorsunuz? Ay hala çekiyor. Bıktırdı bunlar. Bihter'in söyledikleri aklıma geliyor da... Bu haber gazeteye düşerse felaket olur. Aa, açmayın o adamın lafını, tam da unutmuşken ya. Tamam, affedersin. Siz Elif'leyken de böyle paparaziler peşinizden koşuyorlar mıydı? Hayır. Bu kadar ilgi alaka yoktu. O zaman biz daha önemli bir çıktık. Bak sen. Gel buraya, gel. Hala bir çocuksun sen, tamam mı? Hayır. He? Ne yapacağım ben seninle? Sev beni. Eder misiniz Katiye Hanım? Hanımefendi! Ah pardon. Kimle konuşuyor bu sabah sabah? Sen de fena taktın çocuğa. Sana ne canım? Kimle konuşursa konuşur. Aa. Günaydın. Günaydın. Ev pek sessiz. Kimse kalkmadı mı daha? Adnan Beyler kalkmadı henüz. Nihal Hanım'la Behlül Bey de koşuya çıktılar. Kahvaltıyı hazırlıyorum ben de. İyi. Benden şüphe ettin mi gerçekten? Bihter, lütfen yine başlamayalım.
Doğru söyle. Lütfen. Sabah sabah açmasak bu konuyu. O adam doğru mu söylüyor? Olabilir mi diye geçirdin mi hiç aklından? Bihter. Gerçekten merak ediyorum. En ufak bir tereddütün oldu mu? Saçmalama. Olabilir mi? Dün gece kulübe geldiğinde yüzün çok bozuktu ama. Söyledim. Yorgundum. Buna inanmak istiyorum. Çünkü böyle bir şeye ihtimal vermem bile beni son derece rahatsız eder. İhtimal verebileceğimin düşünülmesini bile hakaret kabul ediyorum. Ben de ağır bir hakaretle karşı karşıyayım. Ben hakaret derken o adamın böyle düşünmemi istemesini kastettim. Üzerine alman gereken bir durum yok. En azından istediği gerilimi yarattı yine de. Ben gergin değilim. Öyle görünmüyorsun ama. Bihter, üzerime gelme rica ederim. Börek nefis kokuyor. Yeni çıktı fırından. Beşir'den haber var mı? Konuşuyoruz Cemile'yle. İyi diyor ama rahat uyuyamıyormuş. Kabus falan görüyormuş. İnşallah iyileşecek zamanla. Bülent de kalkmadı galiba. Ben bir bakayım şuna. Böyle bir aptallık için kendimi savunmak istemiyorum ben. Saçmalama. Kimse bir savunma beklemiyor zaten. Ne yapacaksın peki? Nasıl susturacaksın o adamı? Arayıp neden bunu yaptığını mı soracaksın ha? Ara bence, konuşurken belki bir ipucu yakalarsın. Yeter Bihter. Beni daha fazla yükseltme. Kime karşı yükseldiğini bir bilsem? Allah kahretsin. Neler konuşuyoruz, neler tartışıyoruz. Günaydın. Ben Bülent'i uyandırmaya yukarı çıkıyordum da. Adnan Bey, kahvaltı hazır. İstemiyorum. Günaydın. Adnan Bey. Günaydın. Günaydın. Özür dilerim, aceleden görmedim sizi. Ah, rica ederim. İyi günler. İyi günler. Adnan Bey çıktı, kapatıyorum. Günaydın efendim. Günaydın. Baba. Günaydın. Günaydın. Erken gidiyorsun. Evet, sabahtan bir toplantım var. Biz de koştuk biraz. Çok iyi. Hadi hoşça kalın. Güle güle takvim, kolay gelsin. Portakal suyu içelim mi? Olur. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.